Merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Açın Şahın Yolunu adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Geçen hafta söyledim ya, 120 tane deyiş, sema, ağıt, türkü tarzı yani bestelerimi paylaştım şimdiye kadar. Bütün İncil'in Matta suresini takip ettik şimdiye kadar. Şimdi Markos suresine geçiyoruz. Biliyorsunuz Markos Hazreti Yahya peygamberiyle başlıyor. Ve ne diyor? Kırlarda bir can var, haykırıyor. Hazırlayın, açın sultanın yolunu, açın şahın yolunu. Destur, çekilin, savulun, yol verin ona diyerek. Bu haberci Yahya idi. Kırlarda insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip, şimdi bir parantez açacağım biraz sonra, tövbe edip abdest almaya çağırıyordu. Bu abdest nasıl bir abdest? Tabii ki o dönem Tevillah adlı bir şey vardı Yahudiler arasında. Yani ne demek? Bir tören, bir ayin, bir ritüel. Yani tövbe ediyorum, hatta nefsimi öldüreceğim artık. Yani hani ölmeden evvel ölmek dediğimiz bir kavram var ya, o olay. Yani artık manevi, ruhani, ilahi, semavi, kalple ilgili, gönülle ilgili, hak için yaşayacağım dediklerinde böyle bir yıkanma yapıyorlardı. Yahya da çağırıyor herkesi ve diyor ki Kudüs dahil bütün Yahudiye bölgesinden halkın tümü Yahya'yı görmeye ve dinlemeye geliyordu. Günahlarını itiraf ettikleri zaman Yahya onlara Şeria ırmağında abdest aldırıyordu. Bu Tevila dediğimiz yıkanma. Sudan geçme bazen diyoruz. Veya bunlar boyalı oluyorlardı. Hani bir koyun, keçi sahipli olduğu zaman sahibi onu boyuyor. O keçi koyun boyalı oluyor. Yani bu insanlar da artık tamamen kendilerini hak yoluna adıyorlar. Tamam mı? Yahya peygamberden bahsederken şöyle diyor. Deve kılından kaba dokuma bir hırka giyerdi. Beline de deri kuşak bağlardı. Yiyecek olarak çekirge ve yaban balı yerdi. Yahya halka seslendi. Yakında başka biri gelecek. O benden o kadar daha üstündür ki ben uşak gibi eğilip onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. Ben size suyla abdest aldırıyorum. Tevila dediğimiz olay. Oysa o size kutsal ruhla abdest aldıracak. Kutsal ruh gelecek, onları temizleyecek. Bunu daha sonra konuşacağız çünkü derin bir sır var orada. Ama deyişe geçmek istiyorum. Yahya peygamber hakkında. Kırlarda bir can var haykırıyor. Hazırlayın, açın şahın yolunu. Destur çekilin ve yol verin diyor. Hazırlayın, açın şahın yolunu. Hazırlayın, açın şahın yolunu. Thank you.
Hak habercisini gönderiyor, bak insanları şaha hazırlayacak. Olsunlar hazır ve nazır, ister Hak hazırlayın, açın şahın yolunu. Hazırlayın, açın şahın yolunu. Deve kılından bir hırka giyerdi, çekirgeler ve yaban balı yerdi. Beline de deri kuşak bağlardı. Hazırlayın, açın şahın yolunu. Hazırlayın, açın şahın yolunu. Derdi ki yakında bir can gelecek, benden çok üstündür, yüce olacak. Her inanan kutsal ruhu alacak. Hazırlayın, açın şahın yolunu. Hazırlayın, açın şahın yolunu. Kervanım Yahya'ydı böyle bağıran, her canı tövbeye Hakk'a çağıran. Tövbekâr Hakk'a hazır halk ayıran. Hazırlayın, açın şahın yolunu. Hazırlayın, açın şahın yolunu. Evet, ve halkı gerçekten şaha hazır bir hale getirdi Yahya peygamber. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.